Mega Yıldız Lokantası'nı bir lezzet klasiği haline getiren sizce nedir? Farklı konsepte hazırlanmış özel oda ve salonları mı? 7'den 70'e herkesin mutlu olduğu atmosferi mi? Yoksa işini seven ustaları, güler yüzlü personeli ve kaliteli hizmet mi? Mega Yıldız Lokantası toplu taşıma merkezinde yıllardır sizinle. Basıyat Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve basın sözcüsünün yaptığı açıklamaya göre Balıkesir il genelinde 34.207 vatandaşımız okuma yazma bilmiyor. Bu vatandaşların ilçelere göre dağılımı ise şöyle belirlenmiş. Merkezde 6.075, Ayvalık'ta 1.515, Balya'da 762, Bandırma'da 1.596, Bigadiç'te 2.524, Burhaniye'de 1.765, Dursunbey'de 3.550, Edremit'te 2.321, Erdek'te 655, Gömeç'te 428, Gönen'de 2.904, Havran'da 1.296, İvrindi'de 2.419, Kepsut'ta 1.061, Manyas'ta 411, Marmara'da 181, Savaştepe'de 1201, Sındırgı'da 2219, Susurluk'ta 1324 vatandaşımız okuma yazma bilmiyor. Yavaş yavaş önce bunları sildirelim ve birleştirelim. Okuma yazma bilmeyenlerin cinsiyetlerine bakıldığında kadınların sayısının daha fazla olduğu görülüyor. Merkezde okuma yazma bilmeyen 6075 vatandaşın 4928'i kadınlardan oluşuyor. Derken sesin yanında ne geliyor? Sesimiz geliyor değil mi? Hemen onu ne yapalım? Düzeltelim. Önce Ayşe Hanım, evet. Bu arada yapılan açıklamadaki bir başka bilgi de 15 yaş üzeri Balıkesirlilerden okuma yazma bilip de herhangi bir okulu bitirmeyenlerin sayısı ise 58.516 kişi olarak verilmiş. İyi deyince evet, ne geliyor? İyi geldi. İyi geldi. Tap derken. Bir başka ifadeyle 15 yaş üzeri 92.723 Balıkesirli vatandaşın herhangi bir okul diploması bulunmamakta. Bu rakam 15 yaş üzeri Balıkesirlilerin yaklaşık %10'una tekabül etmekte. Evet. Burada neyi unuttuk? Bozkurrrr sesi. Hayır, evet. Harfini unuttum. Evet, şimdi oldu. Kurt. Evet. Sadece ilkokulu bitirmiş 15 yaş üzeri vatandaşlarımızın sayısı ise 339.668 kişi. 15 yaş üzeri ilkokul mezunlarının 82.900'ü merkezde ikamet etmekte. Basiyat tarafından yapılan açıklamanın son bölümünde bir değerlendirme de yapılarak şu görüşlere yer verildi. Büyük potansiyellere sahip bir büyük şehir olduğumuzun farkındalığıyla sanayi ve tarım üretiminde ve hizmet sektöründe katma değeri yüksek ürünlere yönelmek arzusundayız. İlimizin kalkınma oranını Türkiye ortalamasının üstüne çıkarmak istiyoruz. Bu isteklerimizin eğitimli insan iş gücüyle gerçekleşebileceği çok açıktır denildi. Konuşuyor.